Genital Sil Human Papilloma Virüs, ne yazık ki son yıllarda büyük bir artış göstermektedir. En büyük etkinliği kadınlarda en sık görülen rahim ağzı kanserine yol açtığı için yapılan çalışmalara göre ne yazık ki her iki dakikada bir e, bayanlarda ölüm rahim ağzı kanserinden dolayı dünyada görülmektedir. Şu anda HPV (human papilloma virüsü bunu tetikleyen en büyük nedenle biri olduğu için bunun erken teşhisi yapılan tarama testlerinde yapılması çok büyük önem arz etmektedir. Homo papilloma virüs cinsel yolla geçen hastalıkların en başında gelmektedir. Ama e, zamanla çeşitli mutasyonlar uğradı, uğramaktadır. E, sadece cinsel yolla değil, tuvalet ortamından, e, ortak kullanım yerlerinden, ortak iç çamaşır kullanımından da veya prezervatifle ilişki olmasına rağmen kasık temasıyla da geçtiği bugün için artık tespit edilmektedir. Hastaların en büyük sıkıntısı Homo Papilloma virüsü ne zaman kaptığının bilmesidir. Bunu 6 ay önce de kapmış olabilir, 6 sene önce de kapmış olabilir, vücut direnci düştüğü zaman hastalık e, tekrar belirti vermeye başla, başla var. En büyük belirtisi karnabahar tarzında küçüklü, irili ufaklı siillerin ortaya çıkmasıdır. Bunlar ilk çıktığı zaman hızlı bir yayılım gösterir. Genelde kasık bölgesinde olmaktadır. Bayanlarda e, vulva, iç dudak kısımların iç kısımları olabilir, vajinal bölgede olabilir, rahim ağzında yerleşim gösterebilir, makata doğru yayılım gösterebilir. İlk lezyon çıkmaya başladığı zaman, fark edildiği zaman hemen bir jinekolog doktora başvurması gerekmektedir. Çünkü çok hızlı yayılmaktadır. Tedavisi şu anda mümkündür ama homon papilloma virüs hücre DNA'sını yerleştiği için hastada ömür boyu kalacaktır. Sadece görünür lezyonların koterizasyon, dondurma, yakma tedavisi veya lazer tedavisiyle medikal destekli azaltılması mümkündür. En önemlisi koruma olmaktadır.